Günaydınlar, günaydınlar arkadaşlar. Gününüz aydın olsun. Sağlıkla, mutlulukla, neşeyle geçsin inşallah. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Kendinize dikkat edin lütfen. Bir sürü gündemde yani şeyler var. Ne bileyim, yangınlar oldu, seller oldu. Salgın hastalıklar var. Bu delta varyantı var. Aman dikkat edin diyorum kendinize. Çünkü bizim karşı komşumuz kızı aşı olmayı reddetti, aşı olmadı, korona oldu, mutasyonlu virüse yakalandı, ailece oldular ve annesine de bulaştırdı. Annesi aşılı olmasına rağmen pozitif çıktı ama hiçbir şikayeti yok, yani gayet iyi. Sonra geçen aklıma geldi, ya dedim hani annesinin pozitif çıktığını da bilmiyorum. Biz de böyle kapı önünde iki muhabbet ettik. Aman dedim ya, ben de dedim koronaysam, ya bana da geçtiyse falan filan. Psikolojik olarak etkilendik tabii haliyle. Sonra gittim Nilüfer İlçe Sağlığa, testimi verdim. Çok şükür negatif çıktı ama insan korkuyor. Yani bir sürü insanın vebaline girme durumu var. Mesela torunum var, daha küçücük yani. Onu görmüştüm, kardeşime gittim. Onun küçük çocuğu vardı. Hastanede hastalarımızla birebir iletişim halindeyiz. Çok şükür yok. İnşallah sizde de olmaz arkadaşlar. Varsaydı da inşallah çok iyi atlatırsınız. Hiçbir şey kalmaz üstünüzde. Afiyette olun diyorum ben. İşte nöbet çıkışı geldim, eve bir şeyler hazırladım. Hani kendime geleyim istedim. Şimdi karnımı da doyurmam gerekiyor, kalkacağım ama arkadaş da şey getirmiş bana, böyle kaktüsler getirmiş minik minik, böyle onları ekesim var. Bugün dik kaldırımdan inerken ayağım da bir çukura girdi, üstünüze afiyet. Bir de ayağımı şey yaptım, ayağım ağrıyor şu anda, sardık. Komşum geldi de sağ olsun bir şeyler yaptı, böyle hani sürdü falan, sardı ayağımı. İnşallah yarına da nöbete gideceğim çünkü İyileşir yarına kadar inşallah diyorum. Mutfağa geçelim diyeceğim ama size, çünkü bugün yapmak istediğim bazı şeyler var. Önce şu kaktüslerimi ekmek istiyorum arkadaşlar. Buyurun beraber gidelim, bahçeye çıkalım o zaman sizinle birlikte. Kaktüsün neyi değişikmiş. Evet arkadaşlar, şimdi size nergisleme yapacağım. Bunun için yeşil soğanı ve maydanozu, naneyi,
dereotunu kıydım, ince ince kıydım. Bunu Diyarbakır'da kadınlar, ot toplayan kadınlar kendilerine yemek için içine haşlanmış yumurta katarlarmış. Ondan sonra o kadar çok sevilmiş ki bu yemek herkes yapmaya başlamış. İçlerinde en güzel yapan da ismi Nergis'miş. Ondan sonra bu yediklerinden arta kalanları duvar kenarlarına dökerlermiş. Onları da kuşlar yesin diye. Oralardan da sarı sarı mis kokulu çiçekler çıkmaya başlamış. O çiçeklere de Nergis adını koymuşlar. Aslında arkadaşlar ben size dün bir video çekmiştim ama yayınlamak istemedim açıkçası. Niye diyeceksiniz? Çingen pilavı dedikleri bir kahvaltılık vardı. Onu hazırladım, onu yaptım. Ondan sonra ama içinde soğan o kadar kötü koktu ki yani yiyemedim. Hani kendi yiyemediğim bir şeyi de size de tarifini vermek istemedim açıkçası. Bu yemeğin kahvaltılığın adını Nergisleme olduğunu bilmeden de ben yapıyorum zaten. Ama gerçekten çok nefis bir lezzet kahvaltılarda sadece ekmeksiz bile tüketebilirsiniz. Hani ben şimdi içerisine zeytinyağı ve biraz limon da sıkacağım ama siz zeytinyağı dökmeden de yiyebilirsiniz. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi yumurtaların kaynamasını bekliyorum. Onu da katacağım içerisine. Evet, şimdi yumurtalarımız kaynadı. Onları soydum, hazırladım. Şimdi dağılmasını da arzu etmiyoruz. Yeşil etlerimiz de burada. Evet, tuzunu attık. Bir karabiberini de attık. Neyse karıştıracağız onu şimdi. Tuzumuzu, karabiberimizi, pul biberimizi döktük. Limonumuzu sıktık. Ve şimdi de zeytinyağımızı gezdiriyoruz. Tamam. Evet, kahvaltım hazır dostlarım. Kahvaltımı ettikten sonra akşam yemeği için bir şeyler yapacağım. Tekrar görüşmek üzere. Kabak kalya duydunuz mu arkadaşlar daha önce? Zeytinyağlı, çok hafif, hem mideyi rahatlatacak bir yemek. Besleyici. Şöyle. Çok da kolay yani. Hazırlama aşaması bir 10 dakikayı bulmuyor. Yazın sık sık yapabilirsiniz bence. Çünkü tam kabak mevsimindeyiz. Tazecik çıtır çıtır kabaklar. Evet. Bunları böyle çiğden tencereye koyuyorum. Şöyle. Evet. Bir diş sarımsak ince ince kıyıyorum. Kabakları da soyuyorum. Kabaklarımızı doğruyoruz. Şimdi yıkadık, soyduk. Ya siz bile bu kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız arkadaşlar. Ve bir o kadar da lezzetli. Ben domateslerimi soydum, kabuklarını ince ince kıyıyorum böyle.
üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Tuzunu atıyorum ve kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Şimdi taze nanelerimizi de kabak kalyemizin içerisine atıyoruz. Muhteşem bir yaz yemeği arkadaşlar. Midemizi rahatlatacak, sindirimimizi rahatlatacak. Oldukça da lezzetli. Evet. Şimdi mercimeği, bulguru ve pirinci yıkadık. Soğanımızı doğruyoruz. Evet arkadaşlar, soğanımızı kavurduk. İçerisine de biber salçası koyduk. Şimdi de diğer malzemeyi katacağım. Düdüklü de daha çabuk olduğu için düdüklüyü tercih ediyorum ben. Evet, tuzumuzu koyduk, malzememizi koyduk. Suyunu çok fazla koymuyoruz. Çünkü biraz yoğun olması gerekiyor bu çorbanın. Tamam. Şimdi tereyağımızı yakıyoruz. Nane ve pul biberle ve çorbamıza katıyoruz. Evet arkadaşlar, Efi badem kurabiyesi için unumuzu kavuruyoruz. 3 su bardağı unu aldım. Tencerede yavaş yavaş karıştıraraktan hafifçe şöyle kahverengimsiye dönene kadar kavuracağız. Efi badem kurabiyesi için 1 çay bardağı pudra şekerini döküyoruz. Bir paket tereyağı koyuyoruz. 250 gram. Evet arkadaşlar, bir yumurta, bir çay bardağı pudra şekeri ve bir paket tereyağı. Unu karıştırdık. Ve şimdi de kavurduğumuz unumuzu görüyorsunuz. 3 su bardağı. Bunu ben soğuttum. Bir tane vanilya. Bir tane de kabartma tozu koyuyorum. İçerisine badem, biraz da ceviz koyalım. Tamam. Şöyle küçük küçük yuvarlıyoruz. Kurabiyelerimizi hazırladım arkadaşlar. Şimdi bunları 170 derecede fırına vereceğim. Ve 15-20 dakika pişireceğim. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Şimdi onları hafifçe soğutup pudra şekerine bulacağız. Evet arkadaşlar, kurabiyelerim de sunuma hazır. Lezzeti de 10 numara. Size de yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer videomu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.